Selamlar arkadaşlar, bu videoda kaldıraç konusunu öğreneceğiz. Kaldıraç, Forex piyasasının temelini oluşturan unsurlardan bir tanesidir. Kaldıraç, Forex piyasasında elinizdeki paranın tamamını kullanmadan işlem yapmanızı sağlayan araçtır. Forex'te işlem yaparken 2 ile 500 arasında değişen kaldıraç seviyeleri kullanılabilir. Fakat bu 2 ile 500 arasında değişen kaldıraç seviyeleri siz riskinizi belirlediğiniz takdirde sizin kazancınıza ya da kaybınıza çok fazla bir etkisi olan bir etken değildir. Zaten bunu bu videoda neden çok önemli olmadığını anlatıyor olacağım. Kaldıraç konusunu daha iyi anlayabilmek için burada bir analiz modelledim. Bu gerçek bir analiz değildir. Bununla işleme girmeye çalışmayın. Sadece kaldıraç konusunu anlayabilmek için burada örnek bir çalışma yapacağız. İki tane seviye belirledim. Aşağıda 1.12.467 ve yukarıda 1.13.230 seviyeleri. Örneğin burada 1.12.467 seviyesinden bir long pozisyon açıp 1.13.230 seviyesinde long pozisyonumuzu kapatmayı düşünüyoruz. Burada iki seviye arasındaki pips'i ölçtüğümüzde 76.3 pips'lik bir hedefimiz var anlamına geliyor bu. Yüzdelik olarak bakmaya alışık olabilirsiniz. Fakat Forex'te pips hesabı yaptığımız için bu işleme ne kadar koyarsanız koyun siz hesabınıza şuradaki pipsle birlikte yapmanız gerekiyor. Şimdi bunun hesaplanış biçimine hep birlikte bakalım. Şimdi bu işleme gireceğimiz miktar için birkaç farklı senaryo düşünerek bu işlemdeki olası kar ve zararımızı nasıl hesaplayacağımıza bir bakalım. Örneğin birinci senaryoda bu işlemi bir lot ile açtığımızı düşünelim. Buraya hemen yazıyorum. Bir lot ile açtığımızda. Bir lot ile açtığımız işlemde 100 kaldıraç kullandığımızı varsayalım. Bir de aynı işlemi 10 kaldıraçla yaptığımızda nasıl bir senaryo çıkıyor? Ne kadar kazanıyoruz ve ne kadar kaybediyoruz buna bakalım. Yine bir lot işlem açıyoruz. İkisinde de bir lot işlem açıyoruz. Birinde 100 kaldıraç kullanıyoruz. Birinde 10 kaldıraç kullanıyoruz. Şimdi video çok fazla uzamaması adına ben hızlıca burada hazırladım ve bunun üzerinden, bu senaryo üzerinden bir anlamaya çalışalım. Hatırlarsanız bir lot 100 bin birime tekabül ediyordu. Yani biz 100 bin euro dolar paritesinde 100 bin euro satın almış oluyorduk. Bir lot gördüğünüz gibi ikisinde de değişmiyor. İkisinde de bir lot kullanıyoruz fakat birisinde 100 kaldıraç, birisinde 10 kaldıraç kullanıyoruz. Yani 100 bin euro satın almak için 100 kaldıraç kullandığımızda bizim bu işleme vermemiz gereken teminat miktarı 1000 dolar. Yani 100 bin bölü 100 yapıyoruz ve 1000 doları buluyoruz. 10 kaldıraç kullandığımızda kaldıraçı düşürdüğümüz için vermemiz gereken teminat miktarı düşüyor. Yani 100 bin dolar için 10 kaldıraçta 10 bin dolar teminat vermemiz gerekiyor bu işlem için. Fakat hatırlarsanız bir lot işlemde bir pips hareket ettiğinde, yani bir lot işlem açtığımızda ve parite bir pips hareket ettiğinde euro dolar paritesinde 10 dolara tekabül ediyordu. Burada görmüş olduğunuz gibi 76.3 pipslik bir hedef mevcut. Burada bir pipsi 76.3 ile çarptığımızda 763 dolar buluyoruz. Yani biz bu işleme bir lot girdiğimizde, bir lot ile bu işlemi açtığımızda ister 100 kaldıraç kullanalım, ister 10 kaldıraç kullanalım, kazanacağımız miktar hiçbir şekilde değişmiyor. Biz ancak bu işleme girdiğimiz lot miktarını değiştirirsek 76.3 pips'te kazanacağımız miktar artar. Yani aynı mantıkla stopumuzu belirlediğimiz takdirde, örneğin 20 pips'lik bir stop belirlediğimizde ve bir lotluk işlem açtığımızda bu işlemde kaybedeceğimiz tutar maksimum 200 dolar olacak. Burada değişen şey yalnızca vereceğimiz teminat miktarı. Burada önemli olan nokta şu, kaldıraçı çok fazla yükseltirseniz, örneğin 500 kaldıraç kullanırsanız ve hesabınızdaki para zararınızı karşılamayacak düzeyde ise, örneğin hesabınızda 100 dolar varken 20 pips stopu olan bir işleme bir lot girdiğinizde hesabınız daha stopa ulaşmadan sıfırlanabilir. O nedenle kaldıraçı çok fazla yükseltmeden, ki ben 100 kullanıyorum ve bana soranlara da 100'ün mantıklı olduğunu söylüyorum. Örneğin 100 kaldıraç kullanarak bir lotluk bir işleme 1000 dolar teminat vererek hedefinizi ve stopunuzu hesaplayarak, yani işleme girmeden hesaplayarak kolayca kaldıraça çok fazla kafa yormadan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak bir de bu işleme tersten baktığımızı varsayalım. Yani bir lot bir işlem açtığımızda ve 100 kaldıraç kullandığımızda, yani üstteki senaryoya bakıyoruz, 1000 dolar teminat verdiğimiz senaryoya bakıyoruz.
Bu işlemin likide olabilmesi için bu paritenin 100 pips terse doğru, yani sizin açtığınız yerden 100 pips geriye gitmesi gerekiyor ki vermiş olduğunuz teminat miktarının tamamını kaybedebilin. Yani siz bir stop belirlediğinizde aslında teminat miktarınızın tamamını kaybetmemiş oluyorsunuz. 20 pips belirlerseniz bu vermiş olduğunuz 1000 dolarlık teminatın yalnızca %20'sini kaybetmiş oluyorsunuz. 200 dolarını kaybetmiş oluyorsunuz. Bu videoda konuşacaklarımız bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere.